Seviş Yolcu, Cemal Süreya, derleyen Birhan Keskin, Can Yayınları. Seçki yapmak zor iştir derlerdi. Ben de anladım nihayetinde. Bu kitap benim Cemal Süreya seçkim. Herkesin Cemal Süreya'sına ben karışmam. Cemal Süreya'nın genel okuru doğaldır ki, onun en çok aşk şiirlerini çok sever. Benim de çok sevdiğim aşk şiirleri var Cemal Süreya'nın. Ancak Cemal Süreya'nın içinde yaşadığı bu memlekete, şehirlere, insanlarına dair yazdığı şiirleri de en az aşk şiirleri kadar güzel, önemli ama yine de aşklıdır. Bu yüzden sade aşk şiirlerini değil, memleketi dolanan şiirleriyle de hepimizin cebine sığabilecek hacimde bir seçki hazırlamak istedim. Birhan Keskin, Cemal Süreya'nın çok sevilen aşk şiirlerinin yanı sıra onun bu memlekete, şehirlere, insanlarına dair yazdığı şiirleri Seviş Yolcu'da bir araya getiriyor. Kitaptaki 54 şiiri, Cemal Süreya'nın defterleri, armağan ettiği şiir kitaplarının üzerine mektupları eklediği desenler eşlik ediyor. Seviş Yolcu, çağdaş bir Cemal Süreya seçkisi, bir armağan ve ömürlük bir yol arkadaşı. Dünyaya Baktığımız Yol, Behçet Çelik, İletişim Yayınları. Edebiyattan bizi bir yere ulaştırmasını değil, yola düşürmesini bekleriz. Oradan dünyaya bakabilmeyi. Yoldan dünyaya baktığımızda başkalarına ve kendimize de bakıyoruz demektir. Kuşkusuz yola da bakıyoruzdur oradan. Yola bakmak da yola dahil. Öyleyse edebiyatta. Behçet Çelik, Dünyaya Baktığımız Yolda bir araya gelen yazılarında Orhan Kemal'den Refik Halide, Sevgi Soysal'dan Nezihe Meriç'e, Suat Derviş'ten Behçet Necatigil'e uzanan geniş bir alanda edebiyatımızda önemli bir yeri olan isimlerin metinleri üzerine düşünüyor. Öykü ve romanlarıyla tanıdığımız Çelik'in edebiyatçı bakışı okurlara, metinler ve yazarlara ulaşabilecekleri farklı yollar gösteriyor. Aynı zamanda edebiyatın hukukla, barışla, çocukla arasındaki ilişki üzerine söz söyleyen yazıların da yer aldığı Dünyaya Baktığımız Yol, hem geçmişten bugüne hem bugünden geçmişe bakabileceğimiz özgün bir pencere açıyor. Uçurum Çiçekleri, İbrahim Kaya, Aram Yayınları. Sonbahar, yazdan kalan son izlerini de süpürmeye niyetliydi. Meşe ağaçlarının yaprakları yavaş yavaş ana kucağına düşüyordu. Arazi örtüsünden iyice arınmış, çıplak kalmıştı. Doğa kendi döngüsü içinde değişmeye devam ediyordu. İbrahim Kaya'nın Uçurum Çiçekleri kitabında 11 anı öykü yer alıyor. Öyküler tıpkı kitaba konu olanların yaşamları gibi yalın ve akıcı. Okurlar, öykülerdeki karakterlerin zaman zaman kendilerini bir parçası olarak gördükleri doğayla uyumuna, zaman zaman da doğanın acımasız şartlarına karşı verdikleri mücadeleye tanık olurken şaşkınlığa düşecekler. Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, Ayhan Aktar, Aras Yayınları. Ayhan Aktar'ın özelde varlık vergisi, genelde ise Türkleştirme politikaları hakkında klasikleşmiş Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları kitabı, yakın tarihimizde gayrimüslimlere karşı uygulanan sosyolojik ve ekonomik politikalara geniş bir perspektiften değiniyor. O günlerde devlet aygıtının karar alma mekanizmasında yer alan bürokratları ve varlık vergisi uygulanırken İstanbul defterdarı olan Faik Ökten'in anılarını merkeze aldığı "Varlık Vergisi Nasıl Uygulandı?" başlıklı makale bu konunun köşe taşlarından biri sayılabilir. Bu kitap henüz dün kadar yakın bir geçmişte yaşananlar ve hali hazırda sürdürülen politikalarla önümüzdeki günlerin muhtemel sorunlarına bakmak için hala güncel ve tartışmayı yeniden başlatmak için gayet iyi bir başlangıç.